Günaydın, benimle hazırlan bloğuna. Hoş geldiniz. Bu arada elim aşırı aşırı titredi şu an, kusura bakmayın. Bugün İstanbul'a gideceğiz ve onun için hazırlık yapıyoruz. Şimdi şöyle yapayım, ne yapayım? Şu şekilde kamerayı koyacak bir yer arıyorum. Tripoda direkt karşıma şu şekilde koyuyorum. Bu arada dolabım molabım açık, o da çok dağınık. Her şey birbirine girmiş bir şekilde. O yüzden ben de direkt ortalığın gözükmeyeceği bir yer, balkonu buldum. O yüzden balkonda devam edeceğim video. İşte buradan çıkar çıkmaz direkt kuaföre gitmeyi planlıyoruz. Neden İstanbul'da direkt, hani düğüne gitmeden önce saçımızı yaptırıp direkt düğüne gitmiyoruz? Pardon, nişan. Çünkü İstanbul'da kuaförler falan çok yoğunmuş, öyle dediler. Biz dedik o zaman Bursa'da yaptırıp saçımızı gidelim dedik. Şimdi direkt valizimi hazırlamaya başlıyorum. Ama valizimin içine ne koyduğumu tam olarak size göstermem diye düşünüyorum. Çünkü valizimi hazırlıyorum, vlog çekeceğim. Valizimin içinde ne olduğunu tam olarak siz zaten orada göreceksiniz. Hemen şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Direkt hiçbir şeyi bozmadan direkt tripodla uçuyorum içeri. Şimdi valizimiz şu. Ben bu valizi kullanacağım. Neredeyse benim kadar. O yüzden bunu kullanacağım. Bunu sadece ben kullanacağım. Babamla annem falan başka valiz alacaklar. Bunun içine ben sadece kendi eşyalarımı koyacağım ve karşımda harika bir kutu var. Denebunu.com'dan gelmiş. Ben Zeynep Yorulmaz'ı story falan atıyorum. Hani oradan ürün gönderiyorlar arada. Instagram'dan story atıyorum. Gönderdikleri ürünü ve ürün aşırı güzel gözüküyor. Biliyor musunuz? Çok güzel gözüküyor. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Zeynep Yorulmaz bir Instagram hesabını takip ederseniz ne attığımı görebilirsiniz. Ve Fenomen TV alt Instagram hesabımızı da takip etmeyi unutmayın. Bu arada TikTok hesabım Zeynep Yorulmaz TikTok, onu da takip etmeyi unutmayın diyorum. Ama ismi öyle bir uzun olmuş ki ben bir ara şey gibi düşünürler mi dedim. Acaba Zeynep Yorulmaz TikTok fan hesabı gibi falan düşünürler mi diye düşündüm. Umarım öyle düşünmezler. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Benim koyacağım belli başlı bir iki tane şey var. Hatta direkt birini şu anda size gösteriyorum. İlk önce şöyle bir sivitim var benim. Şöyle beyaz bir sivitim var. Bunu alacağım, koyacağım. Bunu gece yatarken giyeceğim. Benim normalde pijamalarım falan hep kısa kollu. Bana kalsa evde orada da kısa kollu giyerim. Ama neden giymiyorum? Çünkü İstanbul aşırı soğuk diyorlar. O yüzden ben de giymeyeceğim. Bu arada bu üstümdekini de götüreceğim. Üstümde direkt benimle gidecek. Ayakkabılarımı falan koyacağım. Daha elbiselerimi koyacağım. Ayakkabılarım burada. Ayakkabılarımı siz zaten gördünüz. Tekrar göstereyim mi? Göstereyim hadi. Şu şekilde kutusunu bir açalım. Düşmesin de aman aman diyeyim. Şöyle bir şey. Şu şekil. Şöyle. Böyle normal bir ayakkabı. İnşallah yürüyebilirim. Çünkü yürümeyi bilmiyorum. Yani orada amele gibi yürüdüğümü düşünemiyorum. Hayal bile etmek istemiyorum. Ben Çağla Şikel'in videosu vardı. Ona bir bakayım dedim. Hani nasıl yürünürmüş falan diye baktım. Diyordu böyle böyle yürümeyin, şöyle şöyle yürüyün diyordu. Bir deneyeyim dedim. Bir iki kere yürüdüm evde kendi kendime öyle. Oldu vallahi, hiçbir şey sorun da çıkmadı. Neyse, şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi ben şu önümde gördüğünüz valizi hazırlıyorum. İçine eşyalarımı koyayım. Ne koyduğumu da bu arada valizimde ne var videosu çekeceğim, söylediğim gibi oradan izleyebilirsiniz. Orada zaten o video bundan önce yayınlanmıştı sanırım. O yüzden gidip izleyebilirsiniz hemen. Ben valizimi bir topluyorum. Kuaförde görüşmek üzere. Bugün sizlerle beraber kuzenimizin nişanına hazırlanıyoruz. Ve bir tane bizim Bursa'da bir kuaförümüz vardı. Oraya geldik şu anda. Bu arada kıyafetlerimi vesaire İstanbul'da giyeceğim. İstanbul'da zaten size giyerken elbisemi vesaire de gösteririm. Şimdi kuaföre gidiyoruz. Evet, şimdi Zeynep'in maşasına başladılar. Bakalım. Zeynep daha önce maşa yaptırmış mıydın? Yaptırmamıştın sanki, değil mi? Şey, anaokul gösterisinden öyle bir şeydi. İlk maşasını anaokulda yaptırmıştı. Ve yüzüne makyaj da yaptırmamıştı herhalde. Değil Ve mi? ondan sonra hiç maşa yaptırmadım. Değil mi? Hiç yaptırmadın. Yıllar geçti. Ve ondan sonra ilk kez maşa yaptırıyor. Bakalım saçında nasıl duracak. Bir de o zaman saçı uzundu. Şimdi kısa. Daha güzel. Kısa haliyle nasıl olacak? Bence güzel olacak Zeynep. Olur. Ve Zeynep'in saçları bitti. Bitti. Bakalım nasıl oldu. Fazla bukle istemedi. Böyle Bu şekilde istemiş. hafif Bakayım. Olmuş. Sen nasıl istiyorsan öyle beni olsun. ilk defa Bakalım burada görüyor elbisenin üstüne olabilirsiniz. nasıl duracak İnşallah Zeynep? güzel olur. Ben de öyle düşünüyorum. Kuaförden çıktık ve İstanbul'a doğru yol aldık. Şu anda gidiyoruz. Annem burada kendisine kahvesini koydu. Elini göster. Esa bir daha salla. Bir daha. Şu anda amcamlara geldik. Şu anda kimin evindeydik ya biz?
Halamın. Aynen. Amcam, annemin amcası, halası falan böyle bir altlı üstlü bir apartmanda oturuyorlar. O yüzden biz şu anda apartmanın en alt katında annemin halasındayız. Ve ben elbisemi giydim. Beni o kadar acele ettirdiler ki hadi giyinin, hadi hazırlı olun. Ben vlogu çektiğimi unuttum, giyindim. O yüzden giyindikten sonra size gösteriyorum. Elbisem şu şekilde, daha net bir şekilde salonda zaten aynı falan olur ya. Olur illaki değil mi? Olur, bence olur yani. İllaki aynı olur diye düşünüyorum. Orada kendimi gösteririm. Olmadı, bir şekilde birine çekti. Annem çeker. Doğru, annem çeker. Annem var sonuçta. Annem çeker yani beni düzgün bir şekilde. Bu arada biz erkek veriyoruz, kız vermiyoruz arkadaşlar. Erkek tarafıyız. Erkek tarafıyız, evet. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ben gözüme şu altına üstüne nemlendirici sürdüm. Birazcık daha dursun gözüm, bir nemlensin. Sonra çok ufacık bir makyaj yapacağım. Ama çok abartı bir şey istemem. Hoşuma gitmez çünkü. Bu ne videosu Zeynep? Bu benimle hazırlan videosuna. Şu anda evin banyosundayım. Evdeki herkes bir telaş içerisinde. O yüzden ben de şu şekilde göstereyim. Ya fena olmadı bence. Saçlarımı bu şekilde göstereyim saçlarımı. Normal şöyle bir dalgası var. Yüzümde bu şekilde oldu. Yani bu dalga bir sanki bir pembe gibi geldi bana. Bir tık ama olsun. Üstümde normal bu şekilde siyah duruyor. Zaten boydan düzgün bir şekilde. Orada salonda ayna varsa aynadan gösteririm. Eğer ayna yoksa söylediğim gibi anneme söylerim. Annem beni çeker. Şu anda banyodan çıkmam lazım. Havlular falan gözüküyor etrafta. Ama bir tek buraya olabildim. Şimdi hemen çıkmamız lazım. Bakın neredeyse bir 5-10 dakikamız bile yok yani konvoy için. O yüzden hemen direkt şu anda çıkıyoruz. Konvoyda size çekerim herhalde. Ama belki çekmeyebilirim. Bilmiyorum artık, belli olmaz. Arabaya bindik ve düğün yerine gidiyoruz. Babacığım selam ver. Merhaba. Bana çok resmi bir selam verdi. Anne sen de merhaba de. Merhaba. Şu anda önde kim var? Yavuz amcam var. Bir de annemin kuzeni var. Onları takip ediyoruz. Ve ben de kenardan jelibon yiyorum. Çünkü canım çok çok fazla jelibon çekti. Ve nereye gittiğimiz hakkında hiçbir fikrim yok anne. Sen biliyor musun? Ben nişan yerine gidiyoruz. Salona. Ha, salona mı tutmuşlar? Evet. Yerini bilmiyoruz zaten. Biz takip bilmiyoruz. Ediyoruz. Biz misafiriz. Bilmiyoruz. Takip ediyoruz önümüzdeki araçları. Aynen. Sağ tarafta aşırı güzel bir gün batımı var ve onu size şu anda göstermek istedim. Şurada evet gökdelenler bak. Şurada bakın. Geri kapandı. Bana ne? Gökdelenler vardı orada, binalar falan aşırı güzel gözüküyordu. Onları tam göremediniz ama olsun. Siz de gün batımını izleyin ama çok güzel gözüküyor bence. Gün batımı yine gitti. Ve Zeynep hazır arkadaşlar. Salona geldik. Şöyle salonu da size genişçe göstereyim. Zeynep evet ayakkabısını göstermek istiyor. Uzun zamandır topuklu ayakkabı uzun giymemişti. Zaman mı? İkinci evet. Kere giyiyor. Değil mi? Hayatında ikinci kezdir giyiyor. Evet, biraz buna alışmak için bir haftadır topuklu geziyor Zeynep. Evet ama alıştın mı? Alıştın. Tabii ki. Başardı. Topukluyla yürümeyi başardı. Alışacaksın. Nasıl? Güzel olmuş. Doğal bir dalga yaptırdı Zeynep. Bu elbisesinin üzerine bu şekilde giyindi Hatice, ve salona geldi. Evet, Hatice çok sevdi. Hatice sevdiyse tamamdır daha. Demek ki Zeynep'in arkadaşı Hatice. Evet. Kesildi. Gördüğünüz gibi tek tip insan kaldı. Hepsi resim falan çekiyor ve ben o kadar üşüdüm ki montumu giymek zorunda kaldım. Yani gerçekten ben bile şu anda donuyorum. Parmaklarımın ucu buz gibi şu anda. Buz tuttu. Şu anda eve gideceğiz ve Ceylin'le beraber bakışıyoruz. Şurayı bir açayım. Bu arada dudağım o kadar çok çatlamış ki yara olmuş. Ben buraya gelirken bu kadar yara değildi bu. Büyük ihtimalle burada soğukta daha çok çatladı. O yüzden daha çok yara oldu. O yüzden yapacak bir şey yok artık. Bu vlogumuz da bu kadardı. Instagram hesaplarımızı ve TikTok hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Ne alaka ya? Ne alaka ya? Arkadaşım mesaj attı ona diyorum. Ekrandaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.